Evet arkadaşlar, Uçmakdere'ye geleceğimi söylemiştim. Uçmakdere'ye geldik. Manzaramız böyle. Çok güzel bir manzara var. Karavanımız burada. Burada çok güzel uçuş aktiviteleri oluyor. Bakın bir tane inmek üzere olan var. Uçmakdere yukarıdaki tepeden havalanıyorlar. Aşağıdaki buradaki piste iniyorlar. Hoppa. Bir tane daha yukarıdan geliyor. Aynı anda. Günaydın arkadaşlar. Şu anda Uçmakdere'deyiz. Dün akşam burada kaldık. Bugün itibariyle de işte Uçmakdere'den Şarköy arasındaki yolda işte gidecek mekanlara bakacağız. Hoşköy diye bir yer var, orada kalmayı planlıyorum. Ama öncelikle size şu manzarayı göstermek istiyorum. Arabamız yukarıdan bulutlar iniyor aşağı doğru. Çok güzel bir manzara var. Buraya yamaç paraşütleri buraya iniyorlar. Evet. Arkadaşımız yamaç paraşütü yapıyor, eğitimcisi. Sizi tanıyalım önce. Ben Kadir Aksoy. Tekirdağ Uçmakdere'de yamaç paraşütü tandem ikili uçuşlar yapıyoruz. Aynı zamanda eğitim de veriyorum. Şimdi bizim burada 4-5 tane pistimiz var. 250 metre, 210 metre, 625 metre diye ayrılıyor. 625 metre pistler milli parkın içinde olduğu için orası biraz daha pahalıydı tabii haliyle. Bu alt pistler güneydoğu rüzgarlarına uçuyor. Yukarıda da kuzeydoğu rüzgarlarına uçuyor. Doğru rüzgarla uçabiliyor. İşte burası, iniş alanımız bizim burası. Bu gördüğünüz yeşil alan. İşte genelde önceden rezervasyon yapanlarla birlikte uçuyoruz. Ya da münferit gelen burada müşteriyle uçuyoruz. Kulüp adına uçuyoruz. Öyle. Fiyatlar hakkında bilgi alalım. Fiyatlar sürekli değişiyordur ama en azından bir şey var, fikir olsun. Kulüp adına bağış yapmak kaydıyla. Bir de bizim Bağkur arkadaşlarımız var. Onlar bu şu anki, yani eski fiyattan konuşuyorum, 300 lira bu alt pistte, yukarılarda 500 lira. Milli Park'ta 500 lira mı? 500 lira. Milli Park'ın girişi var 45 lira, o da bize dahil. Video, fotoğraf dahil. Her şey dahil sistemde uyguluyoruz. Ama gelecek sezonda, yani Haziran ya da Mayıs ayında 400 veya 800, 400 lira aşağısı yukarısı 800 lira planlıyorlar. Dolar kuruna endeksi olarak. Dolar kurunu. Siz de mazot harcıyorsunuz. Mazot değil, paraşüt çok pahalı. Ha doğru. Paraşüt Almanya'dan geliyor. Yani Türkiye'de üretilse problem olmaz da, yani gerçekten ham maddesiyle anlamalı. Peki ne kadar sürüyor mesela yukarıda? Burası 4-5 dakika, yukarısı da 8-12 dakika değişiyor. Rüzgar akımına göre bunu biz çok fazla uzatabiliyoruz. Mesela bu yarım saat aşan rüzgarlar oluyor ama bu genelde 10 güne 3 gün böyle iyi hava denk gelebilir. O rüzgarın dinamini kullanarak havada daha fazla kalabiliyoruz tabii. Çok güzel. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Biraz önce görüştüğüm yamaç paraşütü eğitmeni arkadaş beni kahve çay içmeye çağırdı. Şimdi onun yanına gideceğim. Biraz muhabbet edeceğiz. Orada da işte çekimlerimize devam ederiz diye düşünüyorum.
Daha sonra kahvaltı ederiz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi yukarıda bir uçmak derinin yukarısında bir milli park var. O milli parka gidip oradan manzaraya bakacağız. Yukarıdaki manzaranın güzel olduğunu düşünüyorum. Bir bulut geldi. Milli park bulutların üzerinde kalıyormuş. Yani bulutların üzerinden çok değişik bir manzara yakalayabiliriz. Hatta onun umuduyla gidiyoruz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Bu arada giderken biraz da yolu göstereyim size. Yani uçmak tereyle ilgili söyleyebileceğim yol çok güzel. Hani şu gittiğimiz kısım toprak ama şimdi asfalta çıkıyoruz işte gördüğünüzde. Muhteşem güzel bir yolu var, asfaltı var. Hani dönemeşli biraz, virajlı ama yani bu güzellikler için o katlanabilir bence. Evet, Milli Park'ın içindeyiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Hala sis var. Yani umudumuz yukarıda sisin artık bitmiş olması. Ki yukarıdan net bir bulut manzarası görelim. Hep beraber göreceğiz. Hatta sanki hava açılıyor gibi biraz. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Aşağıya bakınız. Aşağısı muhteşem, güzel. Yani bu manzara sadece Karadeniz yaylalarında var sanırdım. Burada da varmış uçmak dereli. Hakikaten çok mutlu oldum bunu gördüğümde. Muhteşem bulut denizi. Sanki iklim bir anda değişti. Kış mevsiminden yaz mevsimine geçiş yaptık gibi oldu. Evet, yukarıda devam ederiz. Evet arkadaşlar, yukarı çıktık. Biraz manzarayı göstereyim. Şimdi çok güzel bir manzara var. Bakın, yavaş yavaş bulutlar açılmaya başlamış. Deniz gözüküyor aşağıda. Burası yamaç paraşütçülerinin pist olarak kullandığı alan, Nişantepe. Yani çok güzel bir manzara var hakikaten. Burası da onların pisti anladığım kadarıyla. Evet, aşağı bir kere daha bakalım. Eğitmeninizle birlikte buradan şu şekilde koşarak ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş paraşüt havalanmaya başlıyor. Ve bir sonsuzluğa doğru gidiyorsunuz. Bakın bakın gidiyor. Burada durduk. Neyse, bunu yapmak da güzeldi. Ama buraya gelince insan biraz daha korkuyor sanki. Evet, aşağıda bir bulut denizi. Aşağısı kış, yukarısı yaz gibi sanki. Evet. Uçmakdere Milli Kamp'taki doğa kampındaki, pardon, tabiat parkındaki, evet, Uçmakdere Tabiat Kampı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz.
Bakın. Doğanın güzelliği muhteşem. Güzelliğe bakın. Karşıda yel değirmenleri dönüyor. Sanki bulutlar yavaş yavaş çekiliyor gibi. Manzaranın muhteşem olduğu bir yer. Manzara o kadar güzel ki kahvaltımı hala yapamadım. Çekim yapmaktan, fotoğraf çekmekten. Sanırım biraz daha çekim yapacağım. Daha sonra bu güzel manzarada kahvaltı yapmak istiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur bulutların akışını. Tekirdağ Kumbağa tarafı açık demiştim, açılmadı da demiştim. Tekrardan kapandı. Burada böyle bulutlar bir açıyor, bir kapıyor. Ama bulunduğumuz mekan çok fazla bulutların etkisi altına girmiyor. Bulutlar daha alçakta kalıyor. Bunun da güzel tarafı, karavanda olduğumuz için biz güneş enerjisine muhtacız. Güneş panellerimizin güneşle dolması için bulutsuz olması lazım. Bu anlamda şu anda güneş panellerim full şarj durumunda. Yani böyle bir kış gününde, 3 Ocak tarihli kış gününde bu kadar güneşi bulmak kesintisiz kolay değil. Hakikaten karavancı arkadaşlara ayrıca tavsiye ederim. Ortam çok değişik ve enteresan ama gerçekten güzel. Arkadaşlar, Uçmakdere'deki Milli Park yürüyüşümüz devam ediyor. Bakın geldiğimiz noktadaki manzarayı göstermek istedim. Çok güzel yeşillikler içinde deniz gözüküyor bir taraftan, neredeyse Şarköy'e kadar gözüküyor burada. Çok güzel böyle vadiler var. Ya burası aynı Karadeniz hatırlattı bana. Yeşillik öyle, o kadar güzel, muhteşem. Şu yolun güzelliğine bakın. Yol kıvrılarak tepeye kadar çıkıyor. Tepeye kadar yürüyemedim. Şimdi bu yolu geri gideceğiz.
taraftan da ben size manzarayı göstererek şöyle biraz yürüyelim. Bu akşam, hatta birazdan Şarköy'e doğru yol alacağım. Arada Hoşköy diye bir güzel bir köy var. Orası olabilir ya da belki Hoşköy'e gelmeden daha güzel bir yer bulursam. Orada da duraklayabilirim. Şimdilik böyle, hoşçakalın. Evet, Uçmakdere Milli Park gezimizi artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Arabaya doğru ilerliyorum. Buradan son bir kez yukarıdan bakıp güneş biraz daha alçaldı. Belki daha güzel bir manzara çıkmış olabilir. Fotoğrafçılık için güneşin batmasına yakın ya da doğmasına yakın saatler çok güzel renkler ortaya çıkabiliyor. Bakın şu anda bile yeşil daha güzelleşti. Bu tarafa bakıldığı zaman sol tarafa, arabanın sol tarafına bakacağım. Daha sonra Şarköy'e doğru devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, Hoşköy'de kaldık dün akşam. Şimdi dün akşam gelirken Uçmakdere ve Gaziköy köylerini geçtik. Ama içlerini pek göremedim. Akşam karanlık olmuştu. Hoşköy'de kalmak istiyordum. Ama şimdi geri dönüyorum. Bu arada hani dönmüşken videoları da çekeceğim. Çok güzel bir yol. Sahil boyunca ilerliyor. Yani şu anda Hoşköy'den Uçmakdere'ye doğru gidiyorum. Gaziköy'ü geçtim. Bakın yol kenarında çok güzel böyle iskeleler var. Balıkçı iskeleleri. Bakın bir tane sağda görebilirsiniz. Buradan balık tutuyorlar. Bir tanesini çekmiştim bir önce. Güneş batarken. Şimdi bir de bir doğarken çekmek istiyorum. Yarın sabah inşallah bu taraflara gelip bunlardan bir tanesi fotoğrafını çekeceğim. Yalnız yol muhteşem güzel. Tam denize sıfır gidiyorsunuz. Bakın ileride bir iskele daha var. Çok güzel değil mi? Manzara muhteşem ya. Bunu da akşam fotoğraf çekilebilir tekrardan. Burası da saklı dereymiş. İskelelerden 5-10 tane gördüm. Hava biraz daha kötü olduğu zaman anladığım kadarıyla buralarda balık avlıyorlar. Poyraz olduğu zaman, deniz biraz soğuduğu zaman balıklar kıyıya yanaşıyor sanırım. İskelede bulunan ağa suya atıp çekerek işte ne gelmişse onu yakalıyorlar. Deniz açılmadan kıyıdaki balıkları yakalamak için bir çözüm. Evet, şimdi Uçmakdere köyündeyiz. Burası köy meydanı sanırım. Arabamızı buraya bıraktık. Şöyle bir 360 derece dönelim. Aa, burada tuvalet de varmış. Çok şirin bir köy. Yani buradan Gaziköy 6 kilometre, Hoşköy'e zaten kaldık 10 kilometre. İleride Müreft'e, daha sonra Şarköy geliyor.
Aslında bu akşam Hoşköy'de kalmayı düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim. Acaba devam edip Mürekkep'te de kalsam diye düşünüyorum. Çünkü Perşembe günü dönmem gerekiyor. Çok şirin bir köy. Köy gibi bir köy yani. Böyle ortadan bir çay ya da dere tarzı bir şey geçiyor. Şöyle çok vahşi ama hoş bir görüntüsü var. Bir de buradan bakalım. Çok güzel. Buranın bir fotoğrafını çekmek istedim şimdi. Evet, şimdi gözleme için mola verdik. Uçmakdere'de. Evet, teşekkürler. Biraz fazla oldu galiba. Bir kaşarlı, bir de peynirli, lor peynirli. Güzel olmalar. Evet, yolda gelirken dikkatimi çekmişti. Burada böyle bir anıt ağaç var. Doğu çınarıymış. Yaşının da yaklaşık 330 olduğu söyleniyor. Daha doğrusu yazıyor. Bakın. İçinde böyle bir gövde oluşmuş. Bir oyuk oluşmuş, kavuk. Çok güzel bir ağaç. Evet, bu bölgede en dikkat çeken şeylerden biri de biraz önce, daha önceden de bahsettiğim bu balıkçı iskeleleri. Bunlardan deniz kenarı boyunca ben yaklaşık 10-15 tane gördüm. Bu da Uçmakdere sahilde bulunan iskele. Yalnız bakar mısınız etraf ne kadar güzel, ağaçlar, iskele, deniz. Burada bir kamp alanı var. Yani ağaçlar muhteşem, muhteşem ağaçların altına muhteşem bir kamp alanı yapılmış. Ya gelip burada kalmak isterim hakikaten ama şu anda kapalı. Uçmakdere köyü muhteşem güzel bir köy. Herkese tavsiye ederim. Karavanla gelmek isteyenler için su var. Su her yerde var zaten bu bölgede.
Deniz çok güzel, pırıl pırıl. Doğa çok güzel. Şöyle biraz ilerleyeyim. Bakın burası bir dere yatağı muhtemelen. Dere yatağı boyunca ağaçlar sıralanmış. Ama muhteşem güzel bir yol görüntüsü. Hatta biraz gidersem ne çıkar acaba merak ediyorum. Şu anda dere yatağı boyunca ilerliyoruz. Bir zamanlar burada bir dere varmış. Acaba baharda yine su oluyor mu burada, yoksa tamamıyla mı kurumuş? Bu küresel ısınmanın etkisi mi? Evet, bunlar kafamda merak yaratan sorular. Hadi şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Tekirdağ'dan yola çıktık, artık İstanbul'a dönüyoruz. Güzel bir yılbaşı tatili oldu benim için. İşte 31 Aralık'ta başladım bu yolculuğu. Bugün ayın kaçı? 6'sı mı? 6'sı itibariyle bitiriyoruz. Toplam 6 gecelik bir tatil yapmış olduk. Güzel tarafı, yılbaşı olmasına rağmen, Aralık Ocak aylarına denk gelmesine rağmen havanın çok güneşli olduğu bir döneme denk geldi. Yani neredeyse akşam 8-9'lara kadar kalorifer çalıştırmadım. Veba suyu çalıştırmadım. Veba suyu çok az çalıştırdım. Yani az bir pozisyonda çalıştırmama rağmen içeri ısıtmaya yetti. Çok memnun kaldım. Yani neredeyse yaz tatilinden daha keyif aldım diyebileceğim. Çünkü yani sıcak hava yoktu buraltan. Trafik müsaitti. Mekanlar boştu. Her bakımdan güzel bir tatil oldu benim için. Şimdi önümde yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yol var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.